Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl var mı hukuk beklentisi olan? Var. Arkadan geldin. Evet. Neresi? Nereye düşünüyorsun? Hangi okulu? Galatasaray. Galatasaray. Oğlum çok yüksek bir puan. Kamuya gidip hakim savcılık yapabilirsin. Bir ihtimal, çok zor ihtimal, noterlik olabilir. Tabii nihayetinde her okulun kaderi avukatlıktır yani, onu biliyorsun. Dijital bir yüzyılda yaşıyoruz. Hayırlısı olsun. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük başarılar elde ederiz. Bu yakışıklığıyla. Tamamdır efendim. Bize çekiyoruz değil mi? Evet. Hanımefendi olacak. Tamam. Evet. Harp okulu gibi bir mevcut. Hani harp okullarında, havan okullarında. İnşallah. İnşallah. Tamam. Evet. Senin neydi? LGS. Sen ne olmayı planlıyorsun? Nereye girmeyi planlıyorsun? Siz sonrasında bir üniversite beklentisi ne mesela? Şu anda da nasıl en güzel o? Biraz derse odaklanmak lazım. Senin nasıl? Ben makine mühendisi istiyorum. Makine mühendisi. Evet. İşte aslında olması gereken o. Bu sistematiği farklı. Her ülkenin biliyorsunuz yasaları da farklı. Ama teknik bölümlerde makine mühendisi, Türkiye'de makine mühendisi, Japonya'da makine mühendisi, işte Birleşik Krallık'ta da makine mühendisi, Meksika'da da makine mühendisi. Sadece iki dil öğrenmen yeterli. Yani biraz daha bu tür teknik bölümlere yönelmeniz büyük bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Ama şu an mesela astrofizik ve kuantum fiziği konusunda... Dijital dershane çok motive verici bir şey, bir eğitim programı. Katıldığım için gerçekten çok memnunum. Benim başarımı çok olumlu yönde etkiledi. Notlarımı alıyorum, düzenli olarak çalışıyorum. Testlerimi çözüyorum, alıştırmalarımı yapıyorum. Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj bence. Bu konuda benim söyleyecek çok fazla şöyle, ben matematik öğretmeniyim. Daha çok matematik dersinde birlikte çalışıyoruz. Fakat işte diğer derslerde, fen bilgisi dersinde, Türkçe dersinde veya inkılap dersinde... Onu da eksiklerimizi beraber dijital dershanede beraber bakarak hallettik. Yani ikimiz birlikte, çoğunlukla annesiyle birlikte, annesi de matematik öğretmeni. Beraber hallettik, çok faydalandık diyebiliriz. Gerçekten ücretsiz olması, toplum her kesimine ulaşması açısından çok önemli. Bu konuda takdire şayan bir çalışma. Keşke her tarafta örnek alınacak bir çalışma böyle yapılsa. Çünkü birçok insan özel derse veya başka dershane fiyatları çok yüksek, onlara ulaşamayabilir. Bu durumda, şu şartlarda Muce Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu dijital dershane platformu kesinlikle çok faydalı. En azından eşit şartlarda olmayan çocukların nispeten daha eşit şartlarda yarışmasını sağlayan katkısından dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz tekrar. Kızımı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir başarıya imza attı. Ayrıca bugün verilen ödül de bizi sınav için çok motive etti. Belediye Başkanı'na buradan da teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dijital dershaneyi çok yararlı buluyorum. Sınavlarına vakit buldukça giriyorum ve takıldığım konularda derslerini izliyorum. Sınavlarına giriyorum işte dediğim gibi. Ödevlerini yapıyorum. Çok yararlı bir uygulama. Buradan Erhan Başkanım'a teşekkür ediyorum. Ben pandemide özellikle yani bayağı okula falan gidemediğimiz zaman online dersler bir yere kadar bize yardım edebildi. Dijital dershanenin derslerine de baktım. Onun dışında kitaplar bildiğiniz gibi çok pahalanmaya başladı. Ekonomik durumumuz ortada. Yani ücretsiz olması bence çok iyi özellikle bu şekilde. Ben bu dijital dershaneyi bu yıl öğrendim. Yani böyle bir oluşumun olduğunu. Ve bu yılki sınavda çok iyiydi. Hani yeter kadar katılım olmuş ondan sonra ve ödülü vardı. Ücretsiz bir şekilde yapılması da iyiydi. Hani dijital dershanenin mantığı bence çok iyi bir şey. Hani bütün öğrenciler ücretsiz bir şekilde başvuru yapabiliyor. Umarım diğer belediyelere de örnek olur.